Çocuklardaki yaralanmaların çoğu traksiyon dediğimiz sinirin kopmadığı, sadece gerilerek ileti sıkıntısı oluşmuş problemler olduğu için erişkinlerde de daha ziyade traksiyon, yani gerilme yaralanmalarından ziyade daha çok kopma yaralanmalarına rastladığımız için yaklaşım şeyde farklı. Yani erişkinlerde genelde 3. 4. ayından itibaren biz beklediğimiz gelişmeyi görmüyorsak mümkün olan en kısa zamanda ameliyat öneriyoruz hastalara. Ama çocuklarda süreç böyle değil. Çocuklarda 3. ay bitiminden itibaren 3 ila 6 ay arasında el hareketi görmediğimiz, elin duyusunu hissetmediğimiz hastalar ameliyat adayıyken, sadece omuz problemi gördüğümüz hastaları biraz daha 6 ila 9 ay, hatta 1 yaşa doğru ki süreçlere erteleyebiliyoruz. Evet. Erişkinlerle çocuklar arasında sinir iyileşme hızı yaklaşık aynı. Hatta bebekler lehine birazcık daha, bebeklerde daha hızlı olabiliyor. Ortalama günde 1 milimetre civarında. Ama bir bebeğin koluyla bir erişkin kişinin kolunu kıyaslayacak olursanız o sinirin iyileşme sürecinde kat etmeye çalışacağı mesafe birbirinden çok farklı. Evet. Onun için erişkinde bazı kararları daha hızlı alıp daha hızlı hareket etmek gerekebiliyor. Bebeklerde de özellikle el tutulumu olan çocuklarda bunların nasıl %80'i 90'ı kendi kendine iyileşiyor diye rehavete kapılıp bunları bırakmamamız gerekiyor. Çünkü el içinde eğer bir seneyi geçirirsek bu sefer bizim bunları onarma şanslarımız maalesef çok azalıyor.